çok beğenilen Pujno vlog'un ikincisindeyiz arkadaşlar. Suyun içinden başlayayım dedim. Bu sıcak yaz günlerinde biraz imrendirmek gibi olacak ama ne yapalım? Biz de bu şekilde yaşıyoruz. Şöyle etrafı da göstereyim size. Şu anda bir evvelki vlogta çektiğim sahilin aslında tam olarak içindeyim. Direkt suyun içinden yani. Burası evvelce anlattığım, Booking'ten baktığımız, hatta Eylül'e falan 2-3 gece kalırız dediğimiz apart. Şimdi buradan sahili de şöyle bir geniş açılı göstereyim. Öyle. Kızlar! Burcu ile Faden de tarafa doğru geliyor. Şimdi bir de suyun altına bakalım. Evet arkadaşlar, geçen haftaki vlogun bir nevi devamı niteliğinde, tabii ki bu sefer GoPro eşliğinde, daha profesyonel bir kayıt altında sizlerle yeniden beraberiz. Geçen hafta gösterdiğim genel manzaraların biraz daha farklı boyutlarını bugün sizlerle paylaşacağım. Kamerayı çevireyim de ortalık görünsün. Şimdi yanımda mimar bir abimle yürüyoruz aynı zamanda. Çok bana yazanlar oluyor bu şeylerle ilgili, inşaat sektörü. Yorumlarda çok geliyor. İşte orada ne yaparız? İnşaatlarda çalışabilir miyiz? Mimarım, mühendisim, gelsem iş bulur muyum? Ne düşünüyorsun bu konuda? Karadağ'daki inşaat sektörü biraz kısıtlı. Türkiye ya da başka ülkeler gibi pek düşünmemek lazım. Çok kısıtlı bir pazar var burada. Bir de şöyle bir şey tespit ettim. Türk firmalarını bir kenara bırakıyorum. Yani daha böyle büyük ölçekli ve yerel firmalarla çalışmaya karar verirseniz ya da öyle bir isteğiniz olursa buranın insanını daha çok tercih ediyorlar. Çünkü yani biz Türklerin Sırpçası ya da işte buranın yerel dilini bilme yüzdemiz çok düşük. Evet. Sadece İngilizcemiz var. Onun için bunlar çok fazla İngilizce bilmiyorlar. İngilizce işte çok yeterli olmuyor yani. İngilizce çok yeterli olmuyor. Çünkü bunlar inşaat sektöründe. Burada tabii böyle bir şey algısı oluştu ya. Karadağ'da çok inşaat var. İşte yükselen ülke, Avrupa Birliği şu bu. Gelsek kesin hani ben müteahhitim, gelsem orada hemen bir arsa kapatır, ev yaparım, zengin olurum falan. Kısa yoldan, bizim bilirsin millet böyle sever kısa yol, evet, oluşturmayı. Yani bir iki tane Türk inşaat firması sahibiyle tanıştım burada. Hem iş yapma bakımından ya da çalışma bakımından. Yani edindiğim bilgi, çok para harcıyorlar. Bir şeyi iki defa yapıyorlar, üç defa, aha, yapıyorlar. Çünkü buradaki işçilik kalitesi bizimki gibi değil. Dolayısıyla giderleri çok fazla oluyor. Yani kar marjı biraz Türkiye'deki ya da diğer ülkelerdeki kadar değil. Ama para kazanıyorlar mı? Mutlaka kazanıyorlar. Mutlaka. Ama buraya gelip de bu işi yapmaya değer mi? O artık yani buraya gelmenin seçimi size ait. Evet, o biraz artık kişinin kendi yani. Şey. Aslında sizin sektörde dünyanın her yerinde yapılabilir olduğundan sanki Karadağ özelinde düşünülmeye de bilir aslında. Yani meslektaşlarıma, hani para kazanmak isteyen meslektaşlarıma tavsiye vereceksem burada değil de yani daha böyle Arap ülkelerinde ya da Rus coğrafyasındaki ülkelerde çalışıp para kazanmalarını tavsiye ederim. Değil mi? Evet. Yani burada bu çok para kazanılmaz yani. Zaten şey olarak da ben bilgi ekleyeyim. Bu arada biz böyle ormana doğru yürüyoruz bu. Pırjino Plaja'nın yakınında hemen biraz yürüdük arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Cırcır böceği sesleri de geliyordur. Çok güzel pırıl pırıl ormana geldik. Havası
sıcaklığı da böyle biraz düştü. Aşağı doğru indiğin zaman Queens Beach'e gidiyorsun. Biraz yürüyelim. Queens Beach'in de girişi kapalı. Çünkü oraya bir otel zapt etmiş diyelim artık. Aha. O otelin müşterisi olman lazım. Yani birazdan zaten güvenlik önümüzü kesecek orada. Ileride. Oradan döneriz. Böyle bir hem turlamış olduk hem de bu inşaat sektörüyle ilgili sohbet de kaydetmek istiyordum. Gelen soruları daha çok bilen bir insan yanıtlasın istiyordum. Yani vakitimi geçsin, burada çok para kazanmama gerek yok. Sadece işte giderim karşılansın diye düşünen varsa yani gelip yerleşebilir. Gelip yerleşebilir. Ama iş bulmak yine de zor söylediğim gibi. Arap ülkeleri diyordun. Senin mesela abi bir Katar tecrüben de var. Evet, ben Katar'da bir 4 sene çalıştım. Orada Amerikan Hava Üssü'nde. Orası meslektaşlarım için daha ilgi çekici, cazibe merkezi olabilir. Yani hem Katar bu Arap ülkelerinin en böyle yumuşak yaşanılabilir hali. Hem de kazancı da yüksek. Onun için o bölgeleri daha çok tercih etmelerini tavsiye ederim. Dünya Kupası da orada yapıldı falan. Dünya Kupası da orada. Biz seninle şeyi izlemiştik değil mi? Arjantin final maçını izledik. Bir de bahis yaptık. Bir de kazandık. Bir de kazandık. Kalabalık masada güzel bir gündü o gün. Burada beraberdik. Ulaş abimle de arada görüşüyoruz. Bugün böyle beraber vakit geçiriyoruz. Buradan çok ileriye gidemiyoruz arkadaşlar. Çünkü kapıya kadar gösterebiliriz. Yani. Kapıya kadar bir deneyelim. Burada güvenlik varmış. Burası özel şeymiş. Ücretli herhalde plaj değil mi? Öyle mi demiştin? Yok. Otel müşterilerine. Ha, otel müşterilerine. Yani, giremiyorsun bile. Giremiyorsun. Sadece belki bir kamera çekim yapabilirsin oradan. Sadece belki gösteririz. Bir deneriz bakalım. Soralım. Kayıtlarken evet, soracağım ya. İzmir'e Mogudi Sinema Ayan Pomalo sa YouTube'a. Mismo Bilo Morska Obala. Upırıcın o plajı. Samo Sinema Ayan 2 minuta. Покажемо апреталима само еден из врата ти може да следеќи пут мишмо и чи одесто директора мога ага каже одобрение ја вала вала вама следеќи пут видимо се вазивајте. Vallahi ama. Evet arkadaşlar, canlı dedim kaydedeyim. Gördüğünüz gibi tane tanker dayıya denk geldik. Sokmadı bizi, ısrar da ettik. Ama ben diyor direktöre hesap veriyorum dedi. İşte buranın dedi şeyi değilim dedi. Yani aslında buranın şeyiyim dedi. Ben daha doğru çevireyim. Ben buranın şeyiyim, eşeğiler de şey edemez dedi. Anladım ben. Yani Türkiye'de sadece sahiller zapt edilmiyor. Burada da sahiller zapt burada ediliyor. Burada da zapt ediliyor. Güzel bir koyu otel kendine mesken tutmuş. Kendine mesken tutmuş. Kimseye de oradan sokmuş. Şey bile yaptırtmadı yani. Tabi görüntü alalım dedik, arkadaşlara gösterelim. Belki dedim bir dahaki sefere geliriz otele parasıyla. Yok, biz konumuza dönecek olursak kısaca. İnşaat sektörü böyle her yerde var. Evet, binalar, yeni yapılan evler, lüks konutlar, deniz gören 250-300 bin euro. Ederinde bir sürü daire var ama işte o ücretleri burada kazanmak söz konusu olduğunda zor olabilir. Buraya turizmcileri tavsiye ederim gelmelerini. Turizmciler. Turizmciler burada güzel iş yaparlar. Ama ne yapacağını bilen turizmcinin gelmesi lazım. Şey olarak değil mi? Yani bir yani, programlı gelmek. Programlı. Gibi. Yani isterse pansiyon açsın, isterse otel işletsin, isterse kafe, bar, neyse. Ama turizm sektörüne hitap eden ve nokta atışı bir projeyle gelmesi lazım. Aynen öyle. Öbür türlü gelip burada paramparça olup burada para harcayıp dönersiniz ondan sonra. Ondan sonra üzülürsünüz. Bakın işte böyle danışmanlık, manışmanlık bir sürü anlatıyorlar ya, biz size freestyle gerçek bu şeyden, yaşamın içinden bir sürü bilgi aktarmış olduk arkadaşlar. Hem böyle bir dar orman yolunu göstermiş, değerlendirmiş olduk. Bu plajın ilk partta bu yollar yoktu. Burayı çektiğim vlogta. Bu kez biraz daha böyle derinlemesine çekmiş olduk. İyi de oldu. Devam edeceğiz. Bu manzarayı da tabii Burjino Plaj'a gelip burayı göstermeden olmaz. İlk turun en çok sevilen manzarası oldu bu. Bu tarafı bir daha gösterelim. Bu sefer böyle biraz daha derinlikli. Kameramız da şekil ya şimdi. Artık GoPro bunu çok daha güzel gösterecektir. Plajımız böyle. Şöyle de manzaralarımız arkadaşlar. Bir de şöyle geniş açıdan gösterelim plajın sağ tarafını. Tabii öğlen saatleri geldi. Aşırı sıcaklar da başladı. Şöyle az önce çekim yaptığımız yerin karşısındayız. Şöyle gösterelim. Bir ufak.
böyle gayet güzel, farklı. Şöyle biraz aslında yürüye edebiliriz. Bak duydun mu ne dedi? Dedi saç uda vidim demiştim ya hani. He. Gramerde yok demiştim. Hadi bir bakalım diyor, saç uda vidim o. Vidim o demesi biz yani. İki kişi oldukları için vidim o. Yalnız olsaydı vidim diyecekti. Bunlar böyle kısadan... Karadağcı'nın trikleri. Evet şimdi Ulaş abi de şeye başladığı için arkadaşlar. Karadağcı Sırpça evet. Kursa başladığı için online. Arada biz böyle yardımlaşıyoruz. Şeyleri paylaşıyoruz. Dil, gramer, kural vesaire. Ben biraz daha tabii ilerledim. Daha fazla zaman harcadım. O yüzden öyle aradan nüansları kapıyoruz konuşmalardan. Saçı da vidim. Hadi bir bakayım. Evet. Hadi bir bakalım. Şöyle Sporski Sadrjai. Burada da böyle şeyimiz var. Tenis kortları. En tepeye kadar çıktım. Vallahi buradan şu güzelim Adriyatik manzarası için 400 tane basamak çıktım. Bence vlog bu 400 basamakla şöyle bir 1000 beğeniyi hak etti. Hemen hemen. Karşısı İtalya. Burası da yüzen. Bir koy var orada. Yüzen çocuk. Burada bir koy var. Bak demek ki iniliyor oraya ama biz şimdi oraya inemeyiz ama cam gibi su. Çok bakın güzel. Arkadaşlar burası yeşil olan yer. Bayağı akvaryum kıvamında. Zaten bu tarafı da artık şehir tarafı oluyor. Buradan Budva'ya 10 dakikalık bir yolunuz oluyor. 8 kilometre gibi. Vlogun altına buranın lokasyonunu da koyacağım. Haritasını. Google Map'ten ya da şeyden. Diğer neydi o? Unuttum şimdi. Daha meşhur olan eski Yandex. Olan. Yandex'ten aynen. Navigasyondan. Bak Google Map kullana. Yandex'i vallahi unutmuşuz. Evet. Adı bile aklıma zor geldi. Buralarda böyle güzel dağ manzaraları. Bir taraf deniz. Hani hep derler ya böyle ev satarken falan. Yeşille mavinin buluştuğu. Güzelim. Orman bir tarafında. Cennet vadimizden bir ev almak istemez misiniz? Alırsın ondan sonra Allah muhafaza bir deprem olur. Gördük işte neler oldu. Öyle imar barışı diye reklam pazarlıyorlardı. Gördük barışı. O yüzden hani Türkiye'den falan ev almak da artık böyle şey. Herkesin korktuğu bir duruma dönüştü. Evet bu taş işçiliği güzel, bunu gösterelim şöyle. Bu arada taş işçiliklerini burada Arnavutlar yapıyorlar. Arnavutlar onu mı? Öğrendim. Ha. Arnavutluk'tan ustalar getirip burada taş işçiliklerini yapıyorlar. Şu bina da taş işçilikle evet, evet. Yapılmış değil mi? Vallahi fena da güneşi yedik ya, hayırlı işler akşama. Bakalım şöyle. Yani kısacası ne oldu? Hem inşaat şeyini konuşmuş olduk Ulaş abi, değil mi? Hem bilgi vermiş evet. Olduk. Hem de bak ortalığı gösterdik. Güzel bir çekim oldu. Yani bu bir öncekinden biraz daha kapsamlı oldu. Evet, hem içine kapsamlı. İçeriğine böyle bilgiler de aktarabildiğimiz için görece şeyler koyduk bu inşaatla ilgili. Faydalı bilgiler koyduk. Güzel oldu. Zaten vlogların bana kalırsa sadece görselden ziyade böyle içine doldurulan bilgilerle anlam kazanıyor. İyi çekimler de olursa millet şeyi seviyor. Ben böyle tutarken arkadan konuşuyorum ya. Adam evet. Şimdi yani arkadaşlar ne yapıyor? Böyle şimdi hem izliyorsun abi hem sesi dinliyor. Tabii. Benim böyle suratımı göreceğine devamlı öyle çekenler var. Ben çok kızıyorum onlara. Sen dış ses oluyorsun. Ben abi. Dış ses oluyorum abi. Bunu tabii ekstra iş yapmadan halletmiş oluyorum dış sesi de. Yani uğraşmıyorsun. Öbür türlü video çek, altın sesleri kaldır. Kendi sesini bir daha konuş. O da bir teknik ama ben bunun doğal olanını daha çok seviyorum, bu formu. Millet de bunu seviyor. Ben bunu yorumlarda okuyorum. Seninle gezmiş oluyor şu an. Evet. Ya şu zamanda herkes organiğini ararken işte bu görüntünün de organiği olmuş oluyor. Organiği oluyor. Şu an adam... Çok editlenmemiş, ellenmemiş. Tabii. Ben şimdi ne yapıyorum? Yürüyorum. Ben bunu izlediğimde benzer vlogları ben de çok izliyorum. Böyle şeyler hoşuma gidiyor. Sanki sen onunla gidiyor. Yürüyormuşsun gibi oluyor. Tabii şimdi adam benim suratımı devamlı görüp de ne yapacak? Zaten arada bir gösteriyorsun kim olduğunu. Ben suratını görmüyorum şu anda. Ama seninle konuşuyorum değil mi? Böyle mi? Bunun gibi tabii. Yoksa adam tutuyor abi yüzüne kamerayı, tamam mı? İşte merhaba arkadaşlar, şuraya geldik, buraya geldik. Oğlum göstersene geldiğin manzara yeri. Manzara yok ama. Devamlı suratını bir de tutuyorlar dibine, ağızlarına bir kadar. Bir de nefes sesleri. Bir de o. Abi buraya ne diyorsun? Bu evlerin olayı ne? Burası Maestral Hotel. Otel Casino. Hmm. Onun güzel odaları var. İşte bahçeli odalar çok falan var. Çok janti ve şey güzel. Çok klas bir otel. Klas yani değil mi? Baksana. Yani gel burada kal, kumar zevkin varsa git kumarhanede kumar oyna. Ondan vallahi sonra gel muhteşem. Denize gir. Gel yani burası denize çok gir. Güzel bir koy. Komplike, burada kalınabilir. Kalacak olursak böyle şu benim yaz sonu gözüme kestirdiğim yer o şey, taş bina. Evet. Biraz indirim falan olur zamanımız da olursa 100 euro civarı günlüğü bookingte. 70'e falan düşer 60'a. Yani hiç olmazsa 0-1 daire ya da oda için 100 euro çok değil. Çünkü çok şehir değil. Merkezinde bu fiyatlar şu anda var. Aynen de öyle. Burada
veririz iki gecelik falan bir şeyler. Aa, pişi var burada. Evet evet. Pişiye şey sürüyorlar. Nutellalı pişi. Nutellalı pişi yiyorsun ondan sonra. Şöyle yavaş yavaş artık başladığımız noktaya dönüyoruz. Bir de vedalaşırken bir kısa görüntü alırız giderken akşam üzeri. Ondan sonra yorumlarınızı, sorularınızı da arkadaşlar iletebilirsiniz. Ben aklıma geleni, bu ülkede gördüğümü, bulduğumu, daha çok bilinmeyen yerleri paylaşmaya devam ediyorum zaten. Kışın da burada kalacak olursak bu ülkede, şu Kolaşin, Ulsin gibi, Nikşiç gibi, evet. Hatta Nikşiç bira fabrikası, Nikşiçko bira fabrikası, öyle şeyler hiç yok. Nikşiç, Setinye, bunlar güzel şehirler, gezilmesi gerekiyor. Şeyi herkes tutturmuş ya işte, Budva, Podgorica, bir de şey, Tivat Kotor, başka ne? Hop hanımefendi. Hanımefendi. Şöyle baskın basanındır diye geldik. Kameraya mı alıyorsun şu an? Vallahi çok güzel çekimler yaptık değil mi Ulaş evet, abi? Evet güzel oldu. Şey de yaptık. Söyleşi de yaptık. İnşaat sektörü hakkında şu arayollardan yürürken. Gayet güzel oldu. İşte burada oturuyoruz. Bir de vedalaşırken çekerim arkadaşlar sizin için. Şimdilik Vidimose. Evet arkadaşlar, vlogun sonuna gelirken size son manzarayı da göstermek istedim. Taş evler, taş evler neydi? Arnavutların iyi olduğu, başarılı olduğu yapıtlardı. Arkadaşlarımız, dostlarımız da böyle veda buğsesi olarak Pırjino plajaya bir süreliğine veda ediyoruz artık. Görülecek başka yerler var, bence iki part gayet yeterli. Ve son olarak şöyle ben de size selamımı vereyim. Artık bu saatten sonra bugün kapalıyız. Daha sonra görüşürüz. Ciao.